Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Ben şu an böyle ev haliyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü bugün biraz temizlik yapacağız hep beraber. Biliyorsunuz ki Almanya'da annemlerin yanındayız ve şu an bir evde yaklaşık 8 kişiyiz. Ve ev tabii ki haliyle çok çok hızlı dağılıyor arkadaşlar. Gerçekten sürekli bir toparlama içindeyiz. Ama bunu böyle hiçbir zaman videoya çekmedim. Bugün dedim ki güzel bir temizlik videosunu çekeyim. Yani hem siz de görmüş olursunuz. Bazı takipçilerim böyle temizlik videolarını çok çok seviyor. Ben de açıkçası çok çok seviyorum. O yüzden bugün şimdi dağınık evimizi toparlayacağız. Temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet, o zaman direkt lafı uzatmayayım. Başlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi sabah Ahmet'le babam erken kahvaltı yaptılar. Onlar gittiler, onu zaten toparlamıştık. En iyisi okulda. Sadece annem, Burak ve ben kahvaltı yaptık. Ona şimdi kahvaltı şeyini hemencik bir toparlayacağım. Sonrasında direkt mutfağa girişeceğim. Toz alacağım, salonda yerleri halletmem lazım. Gibi gibi şeyler. Direkt başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle salon ve mutfağı tertemiz yapmış oldum. Tozunu da aldım. Sadece şu an daha makina bitsin. Bunları yerleştireceğim ama yoksa şurayı falan tertemiz yaptım. Bu şekilde şurada minik minik balonlar uçuşuyor. Bunlar Eymen Buran'ın böyle oyuncaklarından olan falan. Şimdi yeri halledeceğim. Bunu da bununla yapıyorum. Bu arada hep soruyorsunuz. Yani şu an yerin zaten şeyini görüyorsunuz. İnanın günde İki kere yapsanız yine böyle oluyor. Başta bir sildiğinizde tertemiz gözüküyor ama inanın bir üstünden geçmeniz, bir şey hani yere düşsün sileyim yapsanız allak bullak gözüküyor. Güzel silseniz bile ne. Ve o yüzden gri fayans yere hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Gerçekten çok çok kötü bir temizliği var. Günde 3-4 kere yani temizleyebilirsiniz sürekli böyle güzel dursun istiyorsanız. Eskiden aslında sildiğimizde en azından hani bir temiz duruyordu ama yine allak bullak oluyordu mopla. Yani tamamen böyle işsiz bir şekilde gözükmüyordu hiçbir zaman. Annem ta ki bu makineyi alana kadar, açıkçası ben kullanınca bana çok ağır ve biraz zormuş gibi geliyor. Hani hem süpürüyor hem siliyor. Aynı anda yapıyor bu arada. Hani silerken aynı şekilde yerdeki her şeyi süpürüyor da. Ama bizim bu fayansları paklayan tek şey bu. Yani fayansımızı tertemiz gösteren tek şey bu. O yüzden gri fayans kullanıyorsanız şu Fawerk'in bu makinesine bir bakabilirsiniz. Gerçekten güzel temizliyor. Ama dediğim gibi yoksa gerek yok böyle bir şeye. Tabii ki normal fayanslarınız hani silgeç hiçbir şekilde iz belli etmiyorsa süper ama maalesef bunların şeyi çok zor, temizliği. Neyse, ben şimdi ilk önce şu salonu falan hallettiğim için bir yandan cam açacağım, havalanacak. Bir yandan yerleri hemen silip süpüreceğim ve antreye doğru geçeceğim. Evet arkadaşlar, yerleri de şöyle mis gibi yapmış oldum. Şimdi antreye geçiyorum.
Evet anne, nasıl buldun? Ellerine sağlık yavrum. Ben de elimde seni bekliyorum. Hemen şu bulaşık sıvısı bitmiş de onu koyayım. Onu dedim. Dolduracak canım benim. Geçin mi? Geç tamam. Evet arkadaşlar, şöyle holumuzu da hallettim. Bizim odaları falan zaten sabah halletmiştim. Bakın bu şekilde tertemiz oldu. Şu ayna aslında şuraya ait bakın. Şuraya ait ama hemen bura onu az kalsın indiriyordu. O yüzden onu oraya koyduk. Sonradan tekrardan takacağız. Ben de sana bir sultanım. Canımcım her şey. Ben biraz daldım, yoruldum Eman Buray'la. Evet, Eman Buray'la parke çıktılar. Bir de bizim şurada bir şantiye var. Allah'ım dozerleri izliyor. Ondan sonra bayılıyor. Sonrasında babası bir de parka götürmüş. Buralar falan hep kumdu. Yani gördünüz mü bilmiyorum videoda ama hep kumdu. Onları da süpürmüş oldum. Mis gibi olmuş oldu değil mi? Vallahi yoruldum. Şimdi banyoları falan yapacağım ama oraları çekmeyeceğim arkadaşlar. Birazcık da sonra dinleneceğim. Bu akşam nereye davetliyiz? Evet, bu akşam Gamzelere gidiyoruz. Misafir. Aynen. Beş çayına gidiyoruz. Çok dağınık değil miyim ben ya? Evet öylesin. Dağılmışsın. Eymen Burası seni, Eymen Burası seni dağıtmış. Ben çok yoruldum. Parka gittik bir de. Ta arkadaki parka gittik geldik. Evet evet. Çok yoruldum. Bir şey olmaz ya. Öyle arkadaşlar, akşam Gamzelere davetliyiz inşallah. Yani saat 5 gibi gideceğiz 5 çayına. Aynen ya, annem işte en iyisi, çocuklar falan da olacak. Böyle biraz sohbet, muhabbet yapacağız. Öyle yani. Öyle. Evet Allah'ım, şimdi artık yavaştan şurayı da halledeyim de dinleneyim. Çocuklar da uyuyorken. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, biz hazırlandık. Evet anne makyaj yapıyorsun değil mi? Yap bakayım. Hı? Evet arkadaşlar, çok uzun zamandır videolarıma çıkmıyor gibi hissediyorum. Galiba hakikaten ya. Değil mi? Hayır. Evet. Ya okulda falan oluyor ya, ondan arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi hepimiz hazırlandık sayılırız. Birazdan çıkacağız. Ben işte birkaç böyle götürmelik bir şeyler almak istiyorum. İnşallah Gamze onları... ablaya gideceğiz bu arada. Aynen. İnşallah onları aldıktan sonra da Gamzelere gideceğiz. Evet. Evet, bayağı bir hazırlık yapmışlar. Allah razı olsun onlardan. Eymen ne oldu? Bir uykun mu geldi senin acaba? Bu niye saçını yoluyorsun? He? Teyzesine bakıyor böyle. Kirpikleri şey yapa şey yapa. Bak bak. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Seninle çekince böyle bir kapatasım gelmedi. Ya vallahi kız. Hep öyle oluyor. Değil mi? Kapatasım gelmiyor. Canım benim. Evet arkadaşlar, biz çıktık. Hemencecik almak istediğim şeyleri aldım. İşte biraz böyle abur cubur bir şeyler aldık. Bir de aslında Gamze için şey alacaktım. Böyle meyvelik gibi bir şey alacaktım. Çok istiyordu. Bulamadım. Gittim ekstra aradım, bulamadım. Her zaman gördüğümüz şey yoktu. Sonrasında bir takipçim yolladı. Böyle yine gold güzel şeyler gelmiş. Gamze de her zaman olmasa da Gold'u da seviyor, kullanıyordu. O yüzden ona da almış oldum. Bir de işte annem bol bol Biobil'in de ilaçlarından kattı güzelcene. Böyle çok güzel, en sevdiklerimizden kattı. Bu şekilde şimdi hepsi, gidiyoruz. Hepsi en bir sevdiğim. Hepsi en bir sevdiğimiz. Biyo yeşil elbezeyi seviyorum. Yeşil. Öyle arkadaşlar. Aldın mı sen kendine o salatalık için? Evet evet. Altın rengi ne kadardı fiyatı? Anne var ya, 5 euroydu ama şey görmen ne deniyor? Orada farklı setler de vardı, onlardan da aldım. He. Çok güzeller. Aslında birkaç tane alaydın 2-3 set. Çünkü niye sırf salataya değil, hani ne bileyim. Anne ben H&M'den de aldım ya, o yüzden bir tane set aldım. H&M'den de almıştım 2 set. Vallahi merak ediyorum ha, senin evin bütün komple şey Osmanlı şeyi gibi altın
baraklarla olacak. Anne benim mobilyalarım altında ki sadece evet. Mutfak aksesuarları. Onlar işte nasıl dekore edeceğim diye heyecanlanıyorum. Bakalım. Yani evimiz altın maltın şeyli olmayacak arkadaşlar. Birkaç obje belki hani gold olacak. Ama inanır mısınız ben de merak ediyorum. Yani dediğim gibi evet mutfak eşyaları aldım. Altınlı böyle gold'tu. Evet. Hound Emin hele ki seviyorum. Ben öyle varaktır böyle değil de daha çok böyle Hound Emin o şeylerini seviyorum. Onların hepsi de elde mi yıkanıyor kurban olduğu? Ya mesela benim çatal bıçak takımım değil ama onlar elde yıkanır. Aynen. Ay anne be. Vay. Sanki hiç kendi ahşap takım almadı. Ben aldım da ne oldu? 3 kere yıkadım daha yıkamamak için kullanmıyorum. Siz gençsiniz yavrum. Aynen biz gençken yapıyoruz vallahi. Artık makineye neleri sokabildiğimizi sokuyoruz ki yeter ki makine yıkasın. Aynen öyle. Yani arkadaşlar bazen bana da yorumlarda geliyor Beyza evin hep altınlı mı goldlu mu olacak? Yok yani evet mutfak eşyaları aldım. Goldlu moldlu ama bu sadece masa düzeninde kullanacağım şeyler zaten. Ama genel anlamda evimiz yani çok soft renklerde olacak inşallah. Ama bunu zaten ben hep diyorum olunca görürüz. Ay, inşallah bakalım. Şimdi gidelim. Orada görüşürüz. Evet. Geldik. Evet. Park arayışlarımız sonucunda. Mihroş'um da burada. Mihroş. Gelmiş bulunmaktayız. Evet, çok şükür. Babacığım. Evet. Emen. Nereye geldik biz? Gamze abla. He? Görünce hemen şey yapar. Aynen. Bilir tabii. Türkiye'de gördüğümde da gördüm diye şaşırır şimdi. Kardeş. Yavrum benim. Hadi bakalım. Böyle akşam 5 çay saatine gittik. Türkiye'de öyle mi oluyor? 5 çayına gidiyoruz. 5 çayı. Dün Gamze'ye diyorum ki işte hani Gamze diyor ki saat 5 gibi yani bir şey yemeyin işte poğaça kısa falan gibi. İşte 5 çay. Ne deniyorsa bilmiyorum diyor ama. Almanya'da yok ya. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Kavuştular şunlara. Hele. Her yerde kendini belli ediyor benim. Minnoşum benim. Ne oldu? Evin içi de yanıyordu. Yo bizim evin içi çok sıcaktı. Dışarı bir çıktım üşümeye başladım. At hayatım at. Kız o meyveliği çok beğendiyse bende var Beyza'yı. Ben onu gittim baktım. Her zaman yok ben hiç sıcağı sevmem. Ben biliyor musun? Evet arkadaşlar vallahi neler hazırlamışsın abla ya. Bunlar hiçbirini ben hazırlamadım. Bir pastayı ben hazırladım. Ellerine sağlık. Şöyle salata var. Aynen. Sonra buradaki börek gibi bir şey. Evet şu nazarlık dedik. Biz daha kızarmış seviyoruz. Kalsın. Evet, Engin'in dediği gibi yaktım. Sıcak vereceğim bak size bunu nasıl. Lahmacun var. Şöyle yine salatalar, patates salatası. Sonra yine burada bir börek var. Ispanaklı. Brokoli salatası bir de kısır. Bu şekilde. Valla neler hazırlamışsın abla ya. Birbirimize benziyor. Evet arkadaşlar sürekli videolarımda şey diyorsunuz. İşte en iyisi Gamze'ye benziyor. Gamze en iyisi benziyor. Sürekli aynı. Artık böyle görebilirsiniz. Bir oylama alalım. Evet. Yani. Aynen. Benziyor mu, benzemiyor mu? Ben kendim çok benzetmiyorum ama ben de insan kendini zaten benzetmiyor. Evet. Ama herkes o kadar dedi ki. Evet. Evet, neredeyiz biz anne? Rengi benziyor. Aha, ben bunu mu getirdin? Çöpe atayım değil mi? Yavrum. Görüyor musun şunu? Şu benim. Hayır. Evet arkadaşlar tabaklarda bu şekilde oldu. Vallahi ellerinize sağlık çok güzel gözüküyor. Evet. Bu şekilde şimdi son lahmacunları da dolduracağız. Ondan sonra ersek hep beraber hem sohbet muhabbet hem de yiyeceğiz. Evet arkadaşlar.
alamadım meyveliğini ya. Ya neyse. Ay öyle şey mi oldu? Sen bana o kadar güzel şeyler aldın ki. Eymen çok dikkat et yemek anne. Takımıma hatta ona uyar böyle. Sen şimdi gold seviyorsun. Evimde çok çok fazla kullanmadın. Biraz kullandın ama belki sofra sunumunda güzel olur diye. Aa, çok güzel. O aşırı güzel. Değil mi? Oha. Ya ben de mi gold'a başlasam? Ben biraz siyah takıntılıyım. Ama bak yakışıyor. Mesela gold, siyah gold da yakışıyor sofralarda. Krem. Ay bayıldım resmen ya. Güle güle kullan canım şey, benim. Ben sana hediye aldım. Orada göster Anna. Paketlerini. Al sonra açarken. Ya. Bunu annem aldı. Allah razı olsun. Allah razı şunu olsun. Şunu da almış. Dedim ki o Eymen'in büyük dedi. Aha. Kardeşimle görüşüyorum. Engin abi. Koçiş ne yapıyorsun? İyi misin? Bırak sen görüşürsün sonra. Bu arada sağ olsun. Gamze'nin annesi şöyle çok güzel hemen buraya arabalar almış. Allah razı olsun ya. Valla niye zahmet ettiniz o kadar? O artık büyüdü mü giyinir onları. Kız yandım yemin ediyorum. Bu arada arkadaşlar Gamze de Airfryer aldı. Bunlar hep Türkiye'ye gidecek şeylerim. Ah ah vallahi. Bizim beşlik yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim o kadar doldu ki annem Türkiye'ye gelirken getirmek zorunda ve getirirken belki sığmayabilir arabaya ben o kadar. De aynı şekilde dolabımda bir büyük bavulum doldu. Bunlar sığmadı artık. Belki annem gelirse o getirecek. Evet. Olmadı. Engin geldiğinde ondan bir yol. Aynen. Yani. Bir ara ama Engin abi de Almanya'dayken biz de geliriz. Hiç olmaz. Ya canım ama, benim hadi bakalım. Şimdilik diyorum ki keşke diyorum Engin olsaydı da diyorum. Hep bir gezerdik. Aa, arabaya atlardık. Vardır bunda da bir hayır. Evet vardır bunda da bir hayır. Artık bir sonrakinde inşallah hep beraber yaparız. İnşallah ya. Hadi bakalım. Dararam. Dararararam. Gamze bir şeyler yapmış arkadaşlar. Hello onun üstüne kakao yapacağım. Sen beni bu bir sanattı. Sen çok güzel yaptın. Bir tane de yedilmiş. Ellerine sağlık. Hadi durma. Bak, bak var ya Burak da hep böyle ya yandan kenardan bir şey. Bir de fotoğraf çekmeden unutuyor mu ben hep ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Ama Burak da böyle biliyor musun? Ama tam kek olunca ben izin vermiyorum mesela. Diyorum bekle. Evet ve çok güzel duruyor. Birazcık daha kakao serpiştirdi Gamzeciğim üstüne. Aynen, ben bunu dün yaptım. Evet. Hatta yaparken de video çektim. Kanalında görürsünüz arkadaşlar. Evet. Gamze ve Engin Köken. Aynen. Kanalında inşallah. Çok güzel videolar çekiyorsun valla. Seni tebrik ederim valla. Evet yani. 40 yıllık YouTuber ben gibisin. Ben bakıyorum inanılmaz. Valla. Bakıyorum. Bakılacak gibi bakın. Evet tabii yani lütfen. Lütfen. Ben şaka yapmam yani. Okay. Ben de böyle diyorum bazen böyle bilmiyorum yani çok alışık olmadım ama alışıyorum artık böyle özgüvenim geldi böyle artık kim var kim yok konuşuyorum yani. Canım benim evet. Şimdi arkadaşlar şöyle pastacıklarımızı da yiyeceğiz. Pastacıklarımı canım. Bakayım mı kaç kişi? Biz Burak'la bir yeriz ya. Gerçi Burak için konuşamam da belki annemle bir yeriz. Yok bakayım mı ben kaç kişi? Aynen hadi say. Kapı ucunda. Annemle ben bunu yeriz arkadaşlar. O zaman açıyoruz. Evet açalım. Paketimiz çok güzel hemen arkanda zahmet olmazsa. Bu şimdi annenin hediyesi. O annemin hediyesi. Bunu açayım değil mi ilk önce? Ya da onu, ilk önce seninki mi açayım? İlk benimkini aç. Tamam ilk benimkini açacağım. Şu değil mi? Evet. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bayılacaksın. Neden diye sor. Neden? Tam seni, hatta son geldiğinde bunu getirecektim senin evine ben. Sen var ya sen. Ama zevklerim güzel kanka ya. Kırık mı diyor? Dur bakayım. Bak ben de şimdi merak anlamadım ettim. Anlamadım deme. Anam Gamze çok güzel. Ben bunu istiyordum. Biliyorum zaten. Ben şu ana kadar almadığına şaşırıyorum. Ben annemde gördüm zaten hatta direkt dedim Allah'ım gidince bundan almalıyım falan filan. Beyza sen deneyeceksin ve memnun kalırsan ben de kendimi tamam. Alacağım. Arkadaşlar bu Dyson için
yerleri hem bir yandan süpürüyor hem siliyor galiba. Evet. Müthiş buradan şey dolduruyor. Buradan da trapping yapıyor Claudia. Çok iyi ya. Düşünsenize fayansları ya da böyle mesela şipşak bileni yapmak istesek hemencilik bununla böyle yerleri hem süpürüp hem silmek. Bio Belinda'nın şeylerini koyabiliriz bence buna. Değil mi? Doğal deterjanlarını ya. Aynen. Ay Gamze. Şans sarılıyoruz arkadaşlar. Onu Beyza'nın kanalından görüyoruz. Bir yandan Enis'i de çekim yapıyor da. Evet. Ya canım benim. İçinde ya, başka ama bir şey. Aynı like mı vardı? Evet. Başka bir şey de yoktu. Canımsın ya bile. Vallahi. O kadar bunu gördüm zaten bayıldım. Artık ya. Bunu giderken yer açarsın bavuluna. Her türlü. Başka bir şey bırakırım bunu bırakmam. Aynen. Bunu kullanmam lazım. Beyza'nın eşyaları dolmuş yani evinde. Arkadaşlar benim şimdi birçok şeyi annemler, büyük şeyleri bir de vazolar aldım ya. Onları hep annem getirecek ama var ya araba full yani babam gitmiş şöyle kocaman oyuncak almış. Yengemler gitmiş arabalar almış. Görmüşsündür belki Instagram'da böyle ikisine de. Onların hepsini nasıl sığdıracağız artık siz Türkiye'ye gelirken en iyisi bilmiyorum artık ne olacak. Ya kızım ben bilene her ay gidip geliyor. Her seferinde bavul dolar mı ya? Değil mi? Doluyor. İyice psikolojim bozuldu. Aha doldu. Şura doldu. Yani nasıl? Bir de bu ben bu fritözeyi nasıl götüreceğim? Şimdi bir sürü şey geri bırakmam lazım. Evet. Ben bırakmayı da sevmiyorum biliyor musun? Aynen. Gitmişken hepsini götürdüm. Şimdi aklım orada kalacak. Olsaydı bunu oraya koyardım. Olsaydı bunu. Ben ama mesela şu an şey birçok şey yeni ev aldığım için biraz o yönden biraz daha rahatım ama insan yine de istiyor ki hemen koyayım orada dursun sağ salim varmış olsun ama neyse artık onu da annemler getirir. Okey o zaman annemin hediyesini tamam ver. Açıyorum hemencecik. Şunu annem Eymen'e almış. Anne diyorum o çocuk diyorum o kadar büyük değil olsun büyüyünce. Ama baksanıza ne kadar güzel. Şirin ya. Çok Crocs. Güzel değil mi? Evet. Eymen'ime de bir yakışır. Şimdi böyle açayım mı? Ya kendin bilirsin. Açmak istemiyorsan da açmıyorum. Yok açayım. Kenardan canım. Böyle de çıkarabilirsin hatta. Tamam. Tek çıkar istiyorsan sonra geri koyabilirsin. Tamam. Şöyle açayım bakalım. Aa bak oradaki tavşan mı o? Burada ay ne kadar şey. Ne getiriyor? Böyle müslin gibi bir şey var arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra cıma. Aa bak bu çok şirin. Bu çok şirin. Tam benim minik tavşanıma. Şuna bakın tavşan leggings. Çok güzel ya. Taytı. Sonra çorap. Çorap her zaman candır. Bir de böyle çok tatlı bir kutu ya. Onun odasına koyarsın. Aynen aynen. Şöyle yine güzelce ne koyayım. Pembiş Allah'ım ya. Ama keşke zahmet etmeseydi. Canım şuna bayıldım. Annen de iyi bulmuş. Valla şuna bakın abla ya. Abla tam senin isterler. Şurayı. Arkasında var. Eymen'in de bir tane böyle kot ceketi var. Emre'ye da giyerse var ya tam olur. Ana ikisi. Arkasına mı bak? Ana. Gamze sen bunu gördün mü? Gördüm. Çok güzel. Dedim ya daha yine arkasını çevirdim. Kız ne bileyim valla benim kulaklar gitti. Biraz büyük ama büyüyünce giyinir. Evet evet her türlü giyinir. Bu elbise gibi de duruyor kız. Elbise olarak aynen, bile giyinir. Bakayım. Sonra da şey evet, ne deniyor ona? Üst olarak giyinir. Çok güzel. Kumaşı da çok güzel kız. Valla beğendim. Bombole belki. Şöyle. Valla annem bir de kendi almış bunları inanıyor musun? Allah razı olsun. Ay bak büyüdüğünde ne kadar güzel bunlar giyinir. Hiroşima ya çok yakışır prenses kızıma. Ama şöyle arkadaşlar çok güzel bir elbise. Biz zaten elbiseleri doyamıyoruz bayılıyoruz. Aha şöyle bir bu kilotlu çorap mı? Anam onun fiyatını çıkarmıyor musun? Bir şey olmaz kız. Şöyle bir kilotlu evet. Çorap almış arkadaşlar. Kalkalı çok güzel. Kışın falan gelecek kış giyinir artık. Bir de şöyle mersiz çikolata. Onu şey olarak, karton olarak. Allah razı olsun ha. Birazdan gideceğim. Ablacığımı da öpeceğim inşallah. Aynen. Öyle. O kadar. Evet. O zaman Allah razı olsun ya. Sizden de. Tatlılarımızı yemeye gideceğiz. Ay Gamze tiramisu yapmış arkadaşlar. Çok lezzetliydi. Eymen Bora bile tatlı yemeyen çocuk tatlı yedi yani. Evet ya. Tabii içinde kahve var ya. Yasak olan her şeyi aynen ya, oh, yani değil mi? O zaman kapatıyoruz. Evet. Böyle. Gel en iyisi. En iyisi bana benziyor diyorsunuz.
Aynen ya, benzetiyorlar ya. Benziyorsunuz ama ya. İyi benziyek ya, o kadar ısrar ettiler. Benziyoruz biz. Benziyoruz. Şey, yanaklar, annem dedi ki yanaklar benziyor da yoksa yüz şey olarak çok benzetemedim ben. O zaman kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Bir kapatalım.